Haberlerin ardından yeniden merhabalar efendim. Bültene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerimize Karadeniz'den gelen bir müjdeyle başlayalım o zaman. Zira Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir keşif kuyusu kazmaya başladığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi. Karadeniz'de doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde toplam gaz rezervini 710 milyar metreküp'e çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atmak için çabalarını yoğunlaştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar saha taramalarına ilişkin açıklamada bulundu. Göktepe 1 adı verilen yeni bir kuyuda kazma faaliyetlerinin başladığını bildirdi. Keşif kuyusunun Sakarya gaz sahasının kuzeybatısında bulunduğunu ifade etti. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin de konuştu. Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi. Öte yandan ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de Filo'ya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarda 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi yeni müjdeler için arama faaliyetlerini Sakarya açıklarında devam ediyor. Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han sondaj gemileriyle Barbaros, Hayrettinpaşa ve Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor. Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan söz konusu filonun önümüzdeki yıllarda yeni gemilerle büyütülmesi hedefleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.